Şimdi yine GPT'den bir iş isteyelim. Bu render'a baksın. Bu mekandaki objelerin tam listesini istiyorum diyelim. Ya arkadaşlar harika ya. Şuna bakın ya. Mermer desenli dairesel sehpa, mermer desenli ve beton görünümlü orta sehpa, beyaz seramik vazo içindeki yeşil bitki, gri geometrik desenli büyük halı, duvara monte, düz beyaz paneller. Harika ya, 20 tane madde çıkan. Cidden harika ya, süper. Ya bu o kadar güzel ki. Şimdi şöyle bir şey diyebilirim mesela. Kanepenin boyutlarını istiyorum. Boyutlarını tahmin etmeni istiyorum. İstiyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz bakın. Bu render'daki kanepe oldukça geniş bir oturma alanına sahip görünüyor ve yaklaşık olarak 3 ila 4 modülden oluştuğunu varsayabiliriz. Diyelim ki her modül ortalama 80 cm derinliğe ve 150 cm genişliğe sahipse toplam ölçüler şu şekilde olabilir. Allah'ım ya, şu cevabın güzelliğine bakar mısınız? Yani şu bakar mısınız? Modülden gidiyor konuya. 3 ila 4 modülden oluştuğunu varsayabiliriz diyor. Bakın, görüyor musunuz? Onları saymış, modülleri saymış, bir modülü 80 cm olduğunu varsaymış ve oradan ölçülerin tahminlerini veriyor. Derinlik 80, yükseklik 70. Genişlik 450 demiş, 600 demiş, 3 veya 4 modülün toplamı. Ve burada böyle yaklaşık olarak bir ölçü çıkarmış. Ya müthişsin sen GPT, müthişsin ya. Hatta daha da işini zorlaştıralım. Bu mekanın plan şemasını istiyorum. Hazırla lütfen diyelim. Yine muhtemelen analiz, bakın hani şema gibi bir şey istediğimizde böyle analiz tarzı bir cevap veriyor. Burada da hatta şey yapıyor. Analizin ben sağ tarafındaki ok işaretine bastım. Daha böyle detaylı bir düşüncesini daha detaylı görebiliyoruz. Yani böyle kodlar biçiminde. Yok, bu kısmı görmek istemiyorsak şöyle kapatırız. Analizi bittiğinde biz şemayı görürüz. Yani bu analiz aslında bunun biraz daha böyle o nasıl düşündüğünü, yani düşüncesini görmemizi sağlıyor. Bakın görüyor musunuz? Armchair falan demiş. 1.5 falan. Harika ya. Arkadaşlar şöyle bir şey hazırladı. Duvar boyunca L kanepe falan demiş. Yani bu konular biraz gelişecek gibi görünüyor. Windows pencereler kısmını aşağı tarafa almış. TV'yi falan yukarı almış. Coffee table şu gri falan olan. Sofa şu. Yani böyle daha hani şematik bir şekilde yapmaya çalışmış ama çok ham tabii ki. Yani böyle olmaz. Bu çok daha farklı şekilde olacak. Ama hani bunlar dediğim gibi gelişecek. Siz yeter ki bunları biraz GPT ile egzersizler yapın. Hem kendinizi eğitin hem GPT nasıl cevaplar veriyor onları görmüş olacaksınız. Haydi bakalım çalışmalarımıza devam edelim.